Ne yaptınız? Patladı mı Metaverse balonu? Elon Musk'a güvenip maaşı Doge'ye basıp kaldınız mı içeride? Aldınız mı Imara coin? Ekrem İmaroğlu. Gerçek bu arada ha. Ortalık öyle yalan dolan şaka coin'i doldu taşıyor. Kripto işi yalan diyen halka arz avcısı arkadaşlarınız soruyor mu altcoin tavsiyesi falan? Bana anlattılar da. Hem aklıma yatmadı o iş. Kenarı köşeye ayırdıklarını yatırıyorlar mı kimin ne yaptığı belli olmayan kripto paralara, altcoin'lere, token'lara, NFT'lere? Sonra rug pull'u yiyince sıfırı görüyorlar mı? Yatırım yaptığınız borsanın sahibi kaçıyor mu tüm paralarla yurt dışına? Oluyor mu dünya çapında dergilere kapak? Düdüklüyor mu mavi yumurtacılar hala hepimizi? Sadece Türkiye'de de değil, tüm dünyada var böyle tipler. Forbes'a kapak olduktan sonra dünyanın en değerli ikinci kripto para borsası FTX'e Silikon Vadisi'ni dolandıran Sam Bankman'ı unutmayın. Neyse ki hepsi hapiste ama bitmez bunlar. Gerçekten bitmez. Nasıl normal parayla dolandırıcılığın bini bir paraysa kriptoda da öyle. Konuyu şakaya vurduğumuz oluyor bazen ama bu işler ciddi arkadaşlar. Türkiye Avrupa'nın en çok kripto para yatırımcısı olan ülkesi. Halkın neredeyse yarısı kripto para piyasasında. Yatırımcı sayısı diğer ülkelere kıyasla kat ve kat hızlı artıyor. Neden acaba? Kolay yoldan voleyi vurma umudu mu yoksa geleceğini güvence altına almak mı dersiniz? Tüm parasını batırıp kendi hayatına kıyan var memlekette. İşte o yüzden bu işlerin nasıl döndüğünü, kripto paranın ne olduğunu, neye göre değerlendiğini, neden 21 milyondan fazla Bitcoin üretilemeyeceğini, piyasaların neden 4 yılda bir zirve yaptığını bilmemiz lazım. O halde soruyorum. Bitcoin'in bir gün 0 lira. Yani değersiz olma ihtimali var mı? Olursa ne yaşanır? Bakın 1 lira bile değil, 0 lira. Zaten fiziksel bir varlık değil kripto paralar ama hiç yok yani 0 lira. Puf. So it's a hustle. Yeah, awesome. Bu videonun çekildiği ve yayınlandığı tarih itibariyle konuşuyorum. Global borsalarda resmi olarak işlem gören 23 bin aşkın kripto para birim var. Bu kripto paraların oluşturduğu piyasanın toplam değeri 2 trilyon 450 milyar dolar. Yani 42 trilyon 400 milyar Türk lirasına yakın. Bitcoin ise 1.3 trilyon dolar piyasa değerine sahip. Yani piyasanın %50'sinden fazlasını tek başına Bitcoin oluşturuyor. Bakın bir tane Bitcoin'den söz etmiyorum. Toplam piyasa değerinden söz ediyorum. Bu ikisi bambaşka konular. Bir tane Bitcoin o 1.3 trilyon dolarlık piyasa değerine ortak olmanızı sağlayan hisse gibi. Şu anda 19 milyondan fazla Bitcoin var. Bu konuya birazdan döneceğim. Bitcoin'in piyasa değeri artarsa bir Bitcoin'in değeri artar. Piyasa değeri düşerse bir Bitcoin'in değeri düşer. Tıpkı finansal değeri olan her şeyde olduğu gibi. Bitcoin'in 0 dolar yani 0 lira olması için 1.3 trilyon doların bir anda yok olması lazım. I'm only burning my half. All you care about is money. Peki böyle bir şey yaşansa ne olur? Hani zor bir ihtimal, imkansız ama ne olur? Tabelasında kripto para ormanı yazan sanal bir milli parkın içerisindesiniz. Bu ormanda 23 bin aşkın ağaç var. Ağaçları ne kadar doğru sular, bakımını doğru yaparsanız o kadar sağlıklı büyürler. Bu örnekteki su, yatırımcıların sisteme aktardıkları parayı temsil ediyor. İnsanlar ormanı iyi besleyip korudukça sadece oksijenden değil o ormanın oluşturduğu ekosistemden de faydalanmaya başlıyorlar. Bitcoin bu sanal ormandaki en büyük ağaç. Ele aldığımız ihtimal ise onun bir gün susuz kalıp ölecek olması. Peki ormandaki en büyük ağaç ölürse bütün orman yok olur mu? Hayır, diğer ağaçlar onun yerini alırlar. Dünya ekonomi tarihine baktığımızda en büyük ağacın sürekli değiştiğini görürsünüz. Antik çağlarda Roma İmparatorluğu'nun para birimi dünya piyasasına hükmederdi. Bir dönem Asya ülkelerinin para birimleri bugün de dolar en büyük ağaç konumunda. Kripto ormanında ise şimdilik Bitcoin. Yani özetle Bitcoin'i absürt bir şekilde yok etsek bile içinde bulunduğumuz ormanda onun yerini alabilecek çok şey var. Peki bu Bitcoin'in değeri neye göre belirleniyor? Nasıl oluyor da 3'ken 5, 5'ken 50, 50'ken hop diye 30'a düşüp sonra şak diye 70'i 80'i zorlayabiliyor. Tabii ki ilk akla gelen cevap arz talep meselesi. Para çok ömel, para çok ömel, para çok ömel. Para çok ömel eğrisi. Arsa da alsanız, altın da alsanız, gökyüzünden yıldız da alsanız bu durum böyle. Temelde Lidyalılardan beri kullanılan ilkel parayla, ilkel ekonomik sistemlerle aynı mantık var ortada. Ancak Bitcoin'in 0 dolar olmasının tek yolu 1.3 trilyon doların bir anda buharlaşması değil. Çünkü Bitcoin'in işler olması için 3 temel ihtiyacımız var. Elektrik, yüksek işlem kapasitesine sahip donanımlar ve internet. Bitcoin, merkeziyetsiz bir ağa bağlı dijital bir varlık. Bunu biraz açayım. Şöyle sıradan bir defter düşünün. Evdeki herkes yaptığı her şeyi bu deftere yazmak zorunda. Ancak tek bir şartla. Yaptıklarını yazan kişi evde yaşayan diğer insanlardan onay alacak. İkinci şartımız ödül. Deftere yaptıklarını yazanlar da, yazılanları onaylayanlar da belli bir miktar parayla ödüllendirilecek. Üçüncü şartımız bu deftere yazılan hiçbir şey geriye dönüp değiştirilemez. Eski sayfaların üzeri karalanamaz mesela. Şimdi bu evi bütün dünya olarak düşünün. Evdeki herkesi de dünyadaki bütün bilgisayarlar. Tüm bilgisayarların yapılan her şeyi diğer bilgisayarlardan onay alma şartıyla kaydettikleri bilgilerin bütününe blok, bu blokların kaydedildiği deftere de blok zinciri.
zinciri deniyor. Şu anda tek görevi sadece bu blokları üretmek ve zincire kaydetmek üzere çalışan bir merkeze. Yani Bitcoin madencilik sistemine bakıyorsunuz. Bunun gibi hem Türkiye'de hem de dünyada binlerce Bitcoin çiftliği, milyonlarca bilgisayar var. Takdir edersiniz ki bu bilgisayarlar elektrikle çalışıyor ve internet sayesinde birbirlerine bağlı durumdalar. Ancak Bitcoin bloklarını üretip zincire eklemek için böyle pahalı sistemlere, merkezlere ihtiyaç yok. Teorik olarak bir akıllı telefon işlemcisi bile Bitcoin sistemine katılabilir. Ancak işlemcisinin gücü gelir elde edebileceğiniz bir hızla çalışmadığı için bu anlamsız olur. Yani Bitcoin'ler tek bir yerde üretilmiyor, tek bir yerde depolanmıyor ya da tek bir kişinin ya da kurumun kontrolünde değerlenmiyor. İşte bu deftere Bitcoin blok zinciri deniyor. Defterin her bir sayfası zincirin bir halkası. Önceki sayfa yoksa sonraki de olamaz. Nasıl bildiğimiz gerçek bir zinciri uzatmak için ekleyeceğiniz halka bir öncekine ihtiyaç duyuyorsa blok zinciri teknolojisi içinde bu geçerli ve şart. Peki ya internet? Elektrik ya da donanım üçlüsünden birisi devre dışı kalsa? Mesela Bitcoin blok zincirinde çalışan kripto para madenlerinin elektrikleri kesilse. Bitcoin üretimi yavaşlar ancak bitmez. Böyle bir durumda hala çalışır durumda olan bilgisayarlar işlemlere onay vermeye devam eder ama bilgisayar sayısı azaldığı için Bitcoin üretimi yavaşlar. Elektrik kesintisiyle Bitcoin'in yok olması için dünyadaki son bilgisayarın bile çalışamaz duruma gelmesi, yani dünyadaki tüm elektriğin kesilmesi lazım. Peki ya bu bilgisayarların birbirleriyle haberleşmelerini sağlayan internet altyapısı çökse? İşte böyle bir durumda Bitcoin tabii ki üretilemez. Çünkü işlemlere onay verebilecek bilgisayarlar birbirleriyle haberleşemez. İşte o ana kadar üretilen tüm Bitcoin'ler bu noktada değere biner. Değere biner derken internetsiz bir dünyada talep dengesi tabii ki değişebilir ama bilgisayarlar offline olarak çalışacağı için Bitcoin'ler hala transfer edilebilir. Peki nasıl? İnternet yoksa nasıl transfer edilecek Bitcoin'ler? Fiziksel olarak. Eğer Bitcoin'leri banka hesabı gibi dijital bir hesapta tutuyorsanız hesabı açtığınız borsanın sunucularındaki hard disklerden bu Bitcoin'lerinizi alabilirsiniz. Tabii böyle bir kriz ortamında o borsanın sahibine ulaşabilirsiniz. O yüzden nereden yatırım yaptığınıza dikkat edin. Böyle ekstrem bir senaryoda bile dünya internet çökeceğinden değil de dikkat edin işte. Böyle bir şey yaşansa bile sizi yüzüstü bırakmayacak yerlere yatırım yapın. Tabii ki herkes dijital hesaplarda saklamıyor Bitcoin'leri. Soğuk cüzdan denen bir şey de var. Şifreli USB bellek diyebiliriz onlara. Bitcoin'lerinize ait bilgileri ağdan çıkarıp bu belleklerde depolamak mümkün. Ancak internetsiz bir dünyada Bitcoin'in değerini yine arz belirleyecek ve tüm iddiası hız ve merkeziyetsizlik olan, yani yaşaması için internetin şart olduğu Bitcoin, internetsiz bir dünyada gerçekten zaman geçti sıfıra yakın değer görebilir. Peki bugüne kadar kaç Bitcoin üretildi? Tam olarak 19.688.518 adet ve bu sayı yavaş yavaş artıyor. Bitcoin üretildikçe tüm bilgisayarlar tarafından onaylanması gereken işlem miktarı da artıyor. İşlem miktarı artınca üretilen her yeni Bitcoin'in onaylanma süresi uzuyor. Bu sebeple Bitcoin üretimi giderek yavaşlıyor. Bu aslında sorun değil. Bitcoin'in henüz kim olduğu keşfedilemeyen mucidi Satoshi Nakamoto Takma isimli bir finans dahisi tarafından belirlenen kıtlık yaratma modeli. Altın gibi düşünün ama altının nereden ne kadar çıkacağını biliyorsunuz. Çıkardıkça dünyadaki altın miktarının azaldığını, azaldıkça altının değerinin artacağını biliyorsunuz. Ancak dünyada ne kadar altın olduğunu kesin olarak bilemiyoruz. Fakat ne kadar Bitcoin üretileceğini biliyoruz. 21 milyon. Yani en fazla 21 milyon Bitcoin olacak ve bunun çok büyük bir kısmı üretildi. Sadece 1.311.482 adet Bitcoin kaldı. Geriye kalan Bitcoin'lerin üretimi tahmini olarak 2140 yılında tamamlanacak. 2140. Nasıl oluyor da 2009'dan 2024'e kadar, yani 15 yılda %94'ü üretilen Bitcoin'in %6'lık kalan kısmı için 120 yıl daha lazım. Dünyadaki tüm altın madenlerini ve bu madenlerde çalışan iş makinelerini, maden işçilerini düşünün. Her 4 yılda bir var olan işçilerin yarısı işi bıraksın, makinelerin yarısı hurdaya ayrılsın. Daha sonra hiç yeni makine üretilmesin ve hiçbir maden işçisi işe alınmasın. Ne olur? Madenler aynı vakitte daha az altın çıkarır, daha az para kazanır. Peki altın fiyatları nasıl değişir böyle bir durumda? Altın artık üretimi güç bir malzeme olduğu için daha da nadir hale gelir. O güne kadar üretilen altınların değeri artar. Bu aynı zamanda altına sahip olmanın vereceği güç sebebiyle altına olan talebi de artırır. Bunun tıpatıp aynısı Bitcoin için de geçerli. Bitcoin madencilerine, yani o deftere bilgi yazan, onaylayan bilgisayarların sahiplerine bu işlem karşılığında belirli bir miktar ödül verildiğini söylemiştik. İşte her 4 yılda bir Bitcoin üretimi %50 zorlaştırılıyor. Madencilere verilen ödül de aynı oranda yarı yarıya kesiliyor. Buna da halving deniyor. Son halving 16 Nisan 2024'te yaşandı ve bir sonraki 2028 yılında yaşanacak. Peki daha önce halving yaşandığında ne oldu? 2012'de kimsenin ruhu duymadı ama Bitcoin yavaş yavaş
kişi dikkat çekmeye başladı. 2016'dan sonra 1,5 yıl süren bir sezon yaşadık ve milyonlarca insan Bitcoin'in adını, kripto paraları, blok zinciri teknolojisini o zaman duydu. 2020'de pandemiye eş zamanlı olarak yaşanan yarılanma sonrası daha fazla insan kripto parayla tanıştı. Ve şimdi Nisan 2024'te 4. kez bu yarılanma gerçekleşti ve bundan sonra olacakları hep birlikte göreceğiz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.